Podcast'a na kanale sitav like video. Yıllar önce Twix'in mucitleri kavga ederek ayrılırlar. Ayrı fabrikalarda kendi Twix'lerini üretirler. Sol Twix'te bisküvi üzerine akışkan karamel dökülürken, işin garibi sağ Twix'te aynı şekilde üretilir. Sol Twix'in üzeri yumuşacık çikolatayla kaplanırken, sağ Twix'te de birebir aynısı yapılır. İki Twix de aynı lezzette olmalarına rağmen mucitler kendi ürettikleri Twix'in daha lezzetli olduğunu düşünürler. Bu reklamı hatırlıyorsunuz değil mi? İşte o iki mucit gibi aynı şeyi yapmak istemelerine rağmen, amaçlarının aynı olmasına rağmen çözüm yollarından dolayı birbirlerini eleştiren iki insandan bahsedeceğiz. Malcolm X ve Martin Luther King. Malcolm X, işlediği suçlar nedeniyle genç yaşta hapse girmiş, hapiste İslam Ümmeti adlı grup sayesinde İslam'la tanışmış biri. Aslında o zamanlar gerçek Müslüman sayılmazdı. Çünkü bu grubun inançları İslam'la bağdaşmıyordu. Hapisten çıktıktan sonra İslam Ümmeti'nde faaliyetlerine devam etti. Ve böylece hareketin önemli isimlerinden biri oldu. Martin Luther King ise bir papazdı. Rosa Parks'ın bir beyaza yer vermemesiyle başlayan otobüs boykotlarında liderlik yapmış, hareketin öncü isimlerinden biri olmuş ve Güney Hristiyanlık Liderlik Konferansı'nın da başkanıydı. Anlaşılacağı üzere aralarındaki ilk fark inanç farkıydı. Malcolm bir Muslim'di, Martin ise bir Christian'dı. İnançlarının farklı olması, davalarına farklı açılardan bakmalarını sağladı. Malcolm'un küçük yaştan itibaren beyazlardan gördüğü kötülükler, ki babası ve amcaları ırkçı beyazlar tarafından öldürülmüştü, onun gelecekte beyazlara karşı tutumunu etkilemişti. İçinde bulunduğu İslam Ümmeti grubu da bu yanlış inançları pekiştiriyordu. Malcolm, İslam'ın zencilere özgü bir din olduğunu zannediyordu. Ayrıca siyahların beyazlardan üstün olduğuna, beyazların şeytan olduğuna ve beyaz ırkın çok yakında yok olacağına inanıyordu. Siyah milliyetçisi bir insan olmuştu. Martin ise bütünleştirici bir yol izliyordu. Siyahların beyazlarla birlikte kardeşçe yaşayabileceğine inanıyordu. Beyazlar size saldırsa da, dövse de siz onlara saldırmayın. Şiddete şiddetle karşılık vermeyin. Size ne yaparlarsa yapsın, beyaz kardeşlerinizi sevin, diyordu. Martin Luther King Gandhi'den etkilenmişti. Onun Hindistan'da yaptığı gibi sivil itaatsizlikle sorunlara çözüm bulacağını düşünüyordu. Sivil itaatsizlik insanların beğenmedikleri bir durumu şiddete başvurmadan protesto etme şeklidir. Rosa Parks'ın otobüste beyazlara yer vermediği için hapse atılmasından sonra Mardin'in başını çektiği zenciler bir yıl boyunca otobüsleri boykot ettiler. Bu durumdan zarar eden otobüs firması geri adım atmak zorunda kaldı. Malcolm X ise Amerika'daki zencilerin toplanıp Afrika'da bir ülke kurmalarını savunan siyah milliyetçisi Marcus Gray'den etkilenmişti. Malcolm'a göre Martin'in savunduğu sivil itaatsizlik bir çözüm olamazdı. Herkes oturabilir, yaşlı kadınlar bile, korkaklar da oturabilir ama ayağa kalkmak erkek adamın işidir, diyordu. Zencilerin kendilerine yapılan şiddete karşı gerekirse şiddet kullanması gerektiğini savunuyordu. Malcolm, "Şiddeti desteklemiyorum. Ben hiçbir şekilde siyahi insanlara dışarı çıkıp beyazlara karşı adaletsizce ve canice bir şey yapmasını teşvik etmiyorum. Ama ABD'deki siyahlar ve herhangi bir insan nerede, nasıl ve ne olursa olsun kendisini ve malını koruma hakkına sahiptir," diyordu. Malcolm zencilere bir tek zencilerin yardım edebileceğine inanıyordu. Ona göre siyahlara her gün zulmeden bu sistem yıkılmalıydı ve Afrikalılar kendi ülkelerini kurmalıydı. Malcolm, "Hayatımız boyunca bize hep aşağılık olduğumuz öğretildi. Robinsonculuk oynarken onlar hep Robinson oluyordu. Biz hep Cuma oluyorduk. Kendisine özgürlük ve demokrasi timsali gösterirken, kendi yurttaşlarına oy kullanmak istemelerine rağmen onları silaha mecbur eden bir sistemden daha kokuşmuş bir sistem var mıdır?" diyordu. Martin ise zencilerin Amerika ile birlikte kalarak özgürlük hedefine ulaşacağını düşünüyordu. Kendi kaderlerinin Amerikalı beyazlarla birlikte yazıldığına inanıyordu. Ona göre kendilerine kötü davranan Güneyliler bir gün yaptıkları yanlıştan dönüp kendilerini benimseyecekti. Martin'in 1963 yılında Washington'da yaptıkları yürüyüşün sonunda Lincoln Anıtı'nın önünde 250 bin kişiye yaptığı konuşması dünya tarihinin en önemli konuşmalarından biriydi. "I have a dream! Bir hayalim var. Gün gelecek eski kölelerin evlatları ile eski köle sahiplerinin evlatları Georgia'nın kızıl tepelerinde kardeşlik sofrasına birlikte oturacaklar. Bir hayalim var. Gün gelecek dört küçük çocuğum derilerinin rengine göre değil, karakterlerine göre nitelendirildikleri bir ülkede yaşayacaklar. Bir hayalim var.
Gün gelecek Alabama eyaleti, valisinin ağzından hep müdahale ve yasak sözleri dökülen o eyalet, küçük siyah oğlanlarla, küçük siyah kızların, küçük beyaz oğlanlar ve küçük beyaz kızlarla el ele tutuşup kardeşçe birlikte yürüdüğü bir yere dönüşecek, diyordu. Malcolm ise bu yürüyüşe, Washington saçmalığı, dedi. Bu yürüyüş hakkında, 100 yıl önce ölmüş olan ve yaşarken bizi sevmeyen bir başkanın heykeli arkasında beyazlar tarafından düzenlenen bir gösteriden dolayı bu kadar çok zencinin heyecanlı olmasına anlam veremiyorum, dedi. Negroes defenseless in the face of attack that Uncle Tom did on the plantation to keep those Negroes defenseless in the face of this. Malcolm kendisini Amerikalı olarak görmüyordu. Amerika'nın milyonlarca kurbanından biriyim. Pembe bir hayal görmüyorum. Benim gördüğüm bir karabasan. Hakir görülüyoruz çünkü siyahız. İkinci sınıf insan ve köleleriz. Amerika'yı değiştirmeye çalışmayın. Çünkü Amerika'nın vicdanı iflas etmiştir. Beyaz adamı değil, kendimizi değiştirelim, diyordu. Aslında Washington yürüyüşü Malcolm'un bahsettiği kadar işe yaramaz da değildi. Eylemde kamusal alanda ırk ayrımının yasaklanması, yeni bir yurttaş haklarının çıkarılması, polis şiddetinin kaldırılması ve asgari ücret saatinin 2 dolar olması gibi bazı isteklerde bulundular. Sen hesaplamadan ben hemen söyleyeyim, şimdiki kurla 6.720 liradan fazla yapıyor. Bu yürüyüşten bir sene sonra bu ikili 1964 yılında Medeni Haklar Yasası'nın tartışılması için gittikleri senatoda ilk ve tek kez bir arada göründüler. İkisi de birbirini gayet sıcak karşıladı. Sonuçta amaçları aynıydı. Bu görüşmeden sonra Malcolm, zencilerin oylarını akıllıca kullanmaları gerektiğini ve eğer oy kullanmaları engellenirse silaha sarılmaları gerekebileceğini anlattığı The Ballot or the Bullet konuşmasını yaptı. Konuşmasında, Amerika'nın tek seçeneği var. Ya kurşun, ya oy, ya ölüm, ya özgürlük. Eğer bedelini ödemeye hazır değilsen özgürlük kelimesini kullanmayacaksın, diyordu. Öncesinde İslam Ümmeti adlı örgütten ayrılan Malcolm daha sonra hacca gitti. Hacca gitmesinden sonra fikirleri tamamen değişmeye başladı. Orada aslında beyaz Müslümanların da olduğunu ve İslam'ın sadece siyahlara özgü bir din olmadığını gördü. Gerçek Müslümanlığa girdi, siyah milliyetçiliğinden vazgeçti. Martin'in başını çektiği siyah haklar hareketi hakkında olumlu şeyler söylemeye başladı. Daha öncesinden beri beraber çalışmak istediğini, fakat İslam Ümmeti örgütünün başı Elijah Muhammed tarafından hep engellendiğini söyledi. Aynı yıl Medeni Haklar Yasası, yani Amerika'daki kamusal alanda ırkçılığı kaldıran yasa imzalandı. Martin Luther King bu başarılarından dolayı Nobel Barış Ödülünü kazandı. 1965 yılına seçmen yasası değişti ve zencilerin oy kullanma hakkında onlara ayrımcılık yapan yasalar kaldırıldı. Dünyaya sözde demokrasi dağıtan Amerika, ta 1965 yılına kadar kendi vatandaşı dediği zencilere doğru dürüst oy bile kullandırtmıyordu. Malcolm X, 1965 yılında bir konferansında eski üyesi olduğu İslam Ümmeti grubunun üyeleri tarafından suikaste kurban gitti. Martin onun ölümü üzerine çok üzüldü ve onun hakkında her zaman Malcolm'a karşı derin bir sevgim vardı. Probleme teşhis koyma ve problemi kökünden çözme konusunda muhteşem yeteneklere sahip olduğunu düşünürdüm. Kendisi görüşünü yansıtma konusunda başarılı bir konuşmacıdır ve karşı karşıya kaldığımız ırkçılık problemleri için mükemmel çabalar sarf ettiği inkar edilemez bir gerçektir, dedi. Ödüller verilen, destekler verilen Martin Luther King, kendi ülkesinde insanların başına geldiği durumların başka ülkelerin insanlarının da başına gelmesin diye Amerika'yı Vietnam'da yaptığı zulümleri eleştirdiği için yerden yere vuruldu. Vatan haini ve iftiracı sayılıp yalnız bırakıldı. O da Malcolm gibi değişmişti. Amerika'nın sisteminin değişmesinden bahsediyordu. Ancak Martin de Malcolm'dan 3 yıl sonra sağlık çalışanlarının grevine destek olmak için gittiği Memphis'te kaldığı otelin balkonunda suikaste uğrayıp öldü. Bir öbürünü dar görüşlü, beyaz karşıtı, siyah milliyetçisi olarak görüyordu. Diğeri de öbürünü burjuva efendisini seven Tom amca olarak görüyordu. Zamanla ikisi de değiştiler ve bunun böyle olmadığını gördüler. Ama maalesef ikisi de ırkçı insanlar tarafından öldürüldüler. İkisi de öldüğünde 39 yaşındaydı. Ve ikisi de farklı yolları savunmasına rağmen aynı amaç uğruna öldüler. Sonuçta ikisi de aynıydı. Tıpkı iki Twix'in de aynı pakete konulması gibi onlar da aynı dünyada aynı şeyi savunup aynı tabuta girdiler.
Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.